Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size gündemdeki bir isimden bahsedeceğim. Haberi haberturk.com'dan aldım. Başlık şu şekilde: Son dakika. Ozan Kabak'ın yeni adresi demiş. Hem Ozan Kabak kimmiş bakalım hem de nereye transfer olmuş? Hangi takımda oynuyordu? Hangi takıma gitmiş? Ona bir bakalım. Galatasaray altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı 12 milyon euro bonservis servis bedeliyle Bundesliga ekibi Stuttgart'a sattı. Ozan Kabak'ın takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray Ozan Kabak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirildi demiş spotta. Ozan Kabak'ın bir resmi var. Hemen detaylara bakalım. Galatasaray altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı 12 milyon euro bon servis bedeliyle Bundesliga ekibi Stuttgart'a sattı. Ozan Kabak'ın takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi demiş. Spot'un aynısını buraya da yazmışlar. Borsaya bildirildi. Galatasaray Ozan Kabak için Stuttgart ile görüşmelere başlandığını Borsaya bildirdi. Yapılan açıklama şöyle. Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transfer hakkında Stuttgart 1893 AG kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. <laughs> Devam edelim. Transferin kısa sürede açıklanması beklenirken Ozan Kabak 12 milyon euro bedelle Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen oyuncusu olacak. Bundesliga'da 17 haftada topladığı 14 puanla alt sıralarda yer alan Stuttgart'ın yardımcı antrenörlüğü Halil Altıntop yürütüyormuş antrenörlüğünü Halil Altıntop yürütüyormuş. Demek ki e, buradan anlıyoruz ki Galatasaray'ın eski futbolcusu, Galatasaray'dan bir futbolcu alıyor. Devam edelim. 18 yaşındaki futbolcu transfer sezonunun başında Roma kadrosuna katmak istemişti. İtalyan kulübü, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 7,5 milyon euro karşılığında transfer etmek için girişimlerde bulundu ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Ozan'ın gitmesine onay vermedi. Fatih Terim Ozan Kabak'la ilgili Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmesine zamanı geldiğinde izin veririz açıklamasını yaptı. Son olarak İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Roma'nın Stuttgart, Watford, Borussia Dortmund ve Manchester United ile transfer yarışında olduğunu yazdı. E, Fatih Terim devre arasında gitmesini istememiş ama gördüğümüz gibi devre arasında bir transfer olacak şimdi. Demek ki Fatih Terim'i dinlemiyor yönetim. Devam edelim. Ozan Kabak kimdir demişler? Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak stoper pozisyonunda oynarken zaman zaman sol bekte de forma giyiyor. Genç oyuncu bu sezon U19 ligde 23 maça çıkarken attığı 7 golle de dikkatleri çekti. Geçtiğimiz yıl U17 Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımın formasını giyen Ozan Kabak 9 maçta 2 gol kay kaydetmişti. Ozan Kabak bu sezon ise Galatasaray formasıyla Spor, Spor Toto Lig Süper Lig'de 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta forma giydi demiş. Maçı ee, maç maç nereden aklımıza geldi? E, haber burada e, bitmiş. Böylelikle Ozan Kabak'ın e, kim olduğunu da öğrenmiş olduk. Ama Fatih Terim'in devre arasında gitmesini istemediği bir futbolcu Galatasaray Stuttgart'a satıyor. Hayırlısı olsun. E, genç yaşta e, Avrupa'ya açıldı. İnşallah onun için de hayırlısı olur. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.